2017 yılında Ceyda'nın Dumble'a bir kuş zannederek almasıyla başladı her şey. Evet, almasıyla diyorum çünkü Dumble bir pet shop köpeği. Bu konuda yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Ben Dumble'ı Ceyda'dan sahiplenmek zorunda kaldım. Herkese merhabalar. Dumble Hanım'ın YouTube kanalına eviniz, hoş geldiniz. Sizlerle bugün Dumble Hanım'ın ilk geldiği gün ve gelmeden bir gün öncesini anlatacağız. Hayatımın unutulmaz anlarından bir tanesiydi benim için Dumble Hanım'ın gelmesi. Geçmiş dönemlerde birçok mutluluğum oldu ama Dumble geldikten sonra yaşadığım mutluluklar bambaşka ve tarifsizdi. Oraya gelmeden önce biraz daha geçmişe gitmek istiyorum. Çünkü aşağıdan beri benim en büyük hayalim her çocuğun olduğu gibi bir köpeğim olmasıydı. Bu konuda annemin korkuları tabii ki ağır bastı geçmiş dönemlerde. Durum böyle olunca da kardeşim ve ben böyle civcivimiz oldu, ördeğimiz oldu, kaplumbağamız oldu, akvaryumumuz oldu, kuşlarımız oldu. Böyle bir çocukluk hayatı geçirdik ama hayvanlar hep bir yanından bize destek oldu. Hayvan dostlarımız. Köpek hariç, köpek ve kedi hariç. Kedi hala yansımadı hayatımıza ama köpeğimiz var artık. Dumble'ımız var. 2017 yılında Ceyda'nın Dumble'ı bir kuş zannederek almasıyla başladı her şey. Evet, almasıyla diyorum çünkü Dumble bir pet shop köpeği. Bu konuda yapabilecek hiçbir şeyim yoktu. Ben Dumble'ı Ceyda'dan sahiplenmek zorunda kaldım. Ceyda bu farkındalığının önüne hayvan sevgisi çok fazla ağır bastı ve ilk göz göze geldiklerinde öyle bahsediyor. Dayanamadım diyor. Onun hoca mekanda olmasına dayanamadım diyor. Ve bu konuda da ben ona gurur duyuyorum. Çünkü o da bir canlıyı kurtardı aslına bakarsanız. Çünkü raf ömrü olan bir canlıydı oradayken. Artık bizimle. Bir gün bir video attı bizim. Bir yazışma grubu var burada. Yazışma grubuna bir video attı. Ben şok tabii ki. Bir baktım böyle minicik avuç kadar bir şeyi göğsüne sarmış. Ve bize bir fotoğraf attı, bir video attı. Tabii Dumble minicik, o dönemler daha 3 ay. 3-3,5 aylık civarlarında. Ben tabi direkt telefona sordum. Ceyda ne yaptın sen dedim. Nasıl bakacaksın dedim. Bakacağım bir şekilde dedi. Ta ki bu 15 gün sürebilirdi tabii ki. 15 gün dayanabildi bu yoğun tempoya. Evet, zor bir tempo. Ceyda'nın da iş hosteslik olduğu için bu birazcık ona uymadı. Annemle teyzem oraya gitmişti ziyarete Ceyda'ya. Ceyda'ya geldiğinin 12. 13. günü falandı. Annem bir telefon araması yaptı bana. Ceyhun dedi, bu köpeği ne yapalım? Geri mi götürelim, ne yapalım? Dedim, anne geri götürmeyin. Getirin, ben ona bakarım. Annemin ilk sorusu müthiş bir şeydi. İkinci soru daha beni düşündürdü. Oğlum zaten çok yoğun bir tempom var. Nasıl baş edeceksin bununla? Anne sen getir, sen getir. Onun şansı biziz dedim. Ve annem köpek korkusu sebebiyle bir kovaya Dumble'ı koymuş, İzmir'den buraya getirdi. Çünkü annemin bazen öyle kararları vardır. Sorar ama kendi bildiğini de yapar çünkü kendi oraları her zaman ağır basar. O da kendince doğru olanı yaptı ve uzun bir yolculuktan sonra Dumble geldi. Hemen koştum bir kitap evine. Aldım, hemen kitabı okuyorum. Ben bu kitapları okudum, videoları okudum. İşte köpek ne yapılır, nedir, neler almak gerekiyor, ne yapmanız lazım diyerekten bir süreç geçirdim. Dumble geldiğinde böyle bir tane buzlu poşetin mamasıyla geldi. Sadece o birkaç parçada oyuncağı vardı. Hemen dedim bir köpek besleyen arkadaşlarıma sormam lazım. Hemen sordum, araştırdım, not ettim. Çünkü unutulacak şeylerdi bunlar. Sonra buradan ona tekrar bir şeyler almak amacıyla hemen bir pet shop'a koştum. Heyecan var tabii ki. Pet shop'a gittim, işte bundan da olsun, şundan da olsun, ondan da olsun. Aa, bu da olsun. Beyefendi bu da var, bunu da düşünür müsünüz? Tabii ki dedim, onu da koyun. Tabii orada nasılsa artık bir köpeğimiz var, heyecanımız yerinde. Biz de bunu değerlendirmek isteyen kişilere kendimizi teslim ettik. Bu ilk ve son olacak ama yani. İlk ve son oldu daha doğrusu. Sonrasında ben tabii pet shop'ta kasaya bir geldim. Ütopik bir rakam çıktı. Bir AVM'nin pet shop'uydu. Ne yazık ki bilmiyorum. O kadar kitap okumama rağmen hiçbir kitapta alışveriş yaparken çok dikkatli olmalısınız diye bir uyarı, bir ibare yoktu. Dolayısıyla bu da bana bir ders oldu. Kasaya geldikten sonra bazı şeyleri bırakmak istesem de dedim ki acaba bu da işe yarar mı diyerek hepsini aldım. Yok işte PT çiş yapması için koku bu, işte yatağı böyle olsun, şöyle olsun derken ve eve geldiğimde bir baktım ki inanılmaz şeyler almışım. Masaya bir döktüm ki yani herhalde bir yıllık köpek masrafını bir günde harcamış olabilirim. 2017 Eylül'den bahsediyorum. Sonrasında internetten arkadaş edindiğim diğer kimselerden artık alışverişimi yaparak insanlara da bu konuda bilgiler veriyorum. Daha sonraki videolarda da nasıl ekonomik bir köpek hayatı sağlanır kısmına da bir video çekeceğiz sizlere. Bunun için şöyle bir durum söz konusu. Dumble'cığım bir saniye yazalım. Şöyle dur.
Yani bir sır. Hadi git bakalım. Bunun için şöyle bir durum oldu. Dumbledore bize geldi. Tabii annem dokunamıyor, edemiyor. Ne yapacağız? Bilmiyoruz. Jedi'ye soruyor, işte oraya kilitleniyor da annem kaçıyor, kaçıştırıyor, ediyor vesaire. Artık yavaş yavaş annemle alışma zamanı yaklaşmıştı. Baktım uzaktan sevmelere başladı. Ah diyor, Dumbledore diyor. Tabii o zamanlar adı da yok bu arada. Daha Dumbledore adı da koymadı. Ay diyor, sen diyor ne yapıyorsun, ne tatlısın. Uzaktan seviyor tabii ki. Minik ve yavruluğun verdiği onun sebebiyle. Bir çıngırak aldık boynuna ki annem evde alışık değildi çünkü. Uzun sürelerdir öyle bir yürüyen başka bir kişiye nesne yok yerde. Diz altında bir mesafe. Çıngırakla biz onun nerede olduğunu tespit ediyorduk. O bakımdan iyiydi. Annemin de korkuları bu sayede azaldı. Sonrasında Dumbledore bize kendini bir şekilde sevdirdi. Annem ilk başta bir ay kalır gider demelere falan başladı. Belki bir laftı, belki gerçekti. Onu kendisine sorarız. Birlikte buraya söyleşiyi aldığımızda. Dumbledore'cığım al bakalım, gel buraya. Bak burada ne var kız. Al bakalım, gel. Değil. Gel bakalım babacığım. Gel. Gel. Gel bak, gel bakalım. Gel. Gel. Gel bak burada ne var. Bak burada. Burada bak. Bak. Aynen öyle. Gel bakalım kız. Aferin. Hop yap bakalım. Aferin. Aferin babacığım, bak buranın dışarıya gel. Evet. Sonrasında ilk günü böyle geçirdik. İkinci günde çok heyecan. Tabii ben uykularım kaçıyor, kalkıyorum, tekrar gidiyorum. Bir çit bulduk. Çit eğitimiyle başladık. Arkadaşlarım öyle söyledi çünkü. Çit eğitimiyle kuvvet eğitimi vermeye başladık ama çitte olduğu sırada ben gibi sürekli seviyordum. Dayanamıyordum. Uykularım böyle kaçıyordu vesaire derken Dumbledore'la beraber bağımız böyle güzelce ilerledi. Buradan en önemli tavsiyem, bir köpek sahip edecekseniz öncelikli olarak bazı bilgileri, bazı deneyimleri arkadaşlarınıza kadar yakın çevrenizden edinin. İnternette de bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Çünkü herkese bir fikri var ama herkesin doğruları sizin doğrunuz olmayabilir. Bu konuda da lütfen kendi iç sesinize güvenin. Ben öyle yaptım ama çok benim arkadaşlarım da sağ olsunlar. Seda var, Mia'nın annesi. Buradan ona da çok selamlarımızı söylüyoruz. O bize çok yardımcı oldu. Seda'nın veterineri bizim veterinerimiz oldu. Çok ilgilendiler. Bu süre zarfında çok bilgiler verdiler. O bakımdan da bizim için her şey güzel ilerledi. Şanslıydık biz ki bizim etrafımızda iyi tecrübeler aktarabilecek kişiler vardı. Umarım sizlerin de etrafınızda olur. Biz de bu sorumluluğu üstleniyoruz sizinle birlikte. Dumbledore'un geldi. Herkese kendi sevdimler tabii. Oradan oraya koşturmalar, garip garip hareketler, en ufak şeyle oyun oynamalar vesaireler derken günler böyle ilerledi. Ama bizim için ilk 24 saat gelmeden önceki ve geldikten sonraki ilk 24 saat unutulmazdı gerçekten. Yani Dumbledore'la göz göze gelişimde ona ilk dokunmamız, ilk oyunum hala aklımda. İlk fotoğrafı, Instagram'da da koyduğum ilk fotoğraf onun çektiğim ilk fotoğrafıydı. Gerçekten bizim için çok değişik bir tecrübeydi. Ben anneme verdiğim sözü tuttum. Bir söz vermedim aslında, ben yaparım demiştim, yaptım. Bunun üstesinden de geldim. Hayatım ona göre entegre ettim. Ben ona değil, o bana değil. Birlikte birbirimize karşılıklı saygı duyarak birbirimizin hayatına zorlaştırmadık. İlk 6 ayda küçük böyle kazalar oldu evin içerisinde, herkesin yaşayacağı gibi. Ama sonrasında sağ olsun bizi hiç üzmedi. Çok iyi bir evlat kendisi. O bakımdan da ona da bazen ben teşekkür ediyorum. Çünkü bazen öyle bir uslu duruyor ki yani hiç varlığı da yokluğu bir gibi. Hep böyle devam et. O bakımdan çok mutluyuz. İkimiz birlikte birçok şeyi yapıyoruz. Ama buradan tavsiye herkesin bir köpek sahiplenmeden önce gerçekten biraz okuması ve araştırması gerekiyor. Burada hemfikir olmamız gerekiyor. Çünkü ben okudum ve birçok şeyin faydasını gördüm. Hala da okuyorum. Hala okuyorum ve paylaşıyorum da bu okuduğum şeyleri. Çünkü neden? Okuduğumuz şeylerde birçok şeyi kendimize bağdaştırabiliyoruz. Eğer okumasaydım ben birçok şeyi bilemeyecektim. Çit eğitimini bilemeyecektim. Tuvalette nasıl yapmamız gerektiğini bilemeyecek. Dolayısıyla hem arkadaşlarımdan hem de kitaplardan yardımlar al. Buradan size tavsiyem önce araştırmanız, sonrasında da zaten bir şekilde oturuyor. Ona alışıyorsun, o size alışıyor. Gayet iyi gidiyor. Evet Dumbledore Hanım, sen de burada biraz rahatın bozuldu gibi hissediyorum. Bakalım sen de bir şeyler söylemek ister misin? Evet, o daha çok sessizliği sevdiği için kendisi. Evet, söyle bakalım. Neler istiyorsun, neler düşünüyorsun? Evet, şu anda kendisi bayağı heyecanlı olabilir zaten. O da şu anda kameralara, çok kameraya poz vermeyi sevmeyiz. Çok showman değiliz bu konuda. Sağ olsun. Yani senin güzel pozları olsa da istemedi mi poz vermez hanımefendi. Evet, nerede kalmıştık? Hadi git bakalım biraz daha. Son zamanlarımızda o birçok şeyi öğrendikten sonra çit eğitimini, daha sonrasında temel itaat eğitimlerini tamamen ben kendim verdim Dumbledore'u okuyup araştırarak. Şu anda da yaklaşık 15 komuta kadar hafızasında var. Birçok şeyle ne yapması gerekip ne yapması gerekmediğini de bilir durumda.
Ama bunlar esnasında da her zaman sevgiyle ve birbirimize duyduğumuz saygıyla gerçekleşti. O dönemlerdeki çalıştığım okuldaki müdürümün de var olan köpek sevgisini perçinleyip okula da bir köpek aldırmamızın sebebi olduk. O da Badem diye bir golden arkadaşı var, Dumble'ın. Buradan Burcu hocama da çok selamlarımı iletiyorum kendisine. Kendisinin de emeği çoktur. Bende ve Dumble'da. Okul içerisinde de bizi çok güzel ağırlamıştır. Sağ olsun çok. Dolayısıyla durum böyle gerçekleşti o süreçte. İlk gün ve ikinci gün açısından bizim için durum gayet pozitifti. Annem daha sonra korkulan yenecekti ve Dumble'ı bir evrat gibi, bir torun gibi diyelim, öylesine sevecekti. Bizim evimizin çehresi değişecekti. Hem babamın hem annemin bir ekstra meşgalesi. Babamın eve geldiğinde Dumble'ı direktman oynayışları, annemin Dumble'a günaydınlaşmaları falan vardı evde. Yani o kadar farklı şeyler oldu. Keza öyle benim de onunla olan diyalogum. Ben 5 dakika görmek için Kurtköy'den Ataşehir'e geliyordum. Görüyordum, sonra oradan Caddebosna'ya gidiyordum ya da her neyse bir işim varsa oraya gidiyordum ama arada güzergahta bir eve vuruyordum, Dumble'ı görüp öyle gidiyordum. O kadar heyecanlıydım yani. Hala da aynı heyecanım sürüyor. Çok fazla ayrı kalamıyoruz birbirimizden. Şu anda kendisi ayağımın ucunda yatıyor. Değil mi Dumble Hanım? İlk 48 saat böyle geçti. Onu bekleme, İzmir'den gelişi, gözlerimizin yolda kalması. Daha sonrasında sabah uyandığımda gelmesi, bir kovanın içerisinde kakasını bulanmış bir şekildeydi. Onu unut söylemeden edemeyeceğim. Annem korkudan balkona kilitlemiş Dumble'ı. Balkona kilitleyince de tabii ne yapsın çocukcağız, hemen tuvaleti gelmiş orada, tutmuş büyük ihtimalle kakasının üzerine yatmış tabii, öyle yatıyordu. Hemen onu temizledim, sabah servisim olduğu için servisimi de kaçırmamak adına hemen temizledim, kovayı oraya bıraktım, çıktım hemen. Akşam geldim tekrardan, anneme merhaba şey anlattım, böyle böyle yapacağız, şöyle şöyle yapacağız diyerek onları da yönlendirdim. Yani öncelikle biz köpeğimizi değil, kendimize eğiteceğiz. Ben kendimi eğittim ve Dumble'a da eğitimine bu çok fazla katkıda bulunduk. Umarım sizler de bunları dikkate alırsınız çünkü gerçekten çok işe yarayacak. Daha sonraki zamanlarda da bunlarla size ilgili bilgileri vereceğiz. Umarım 48 saat hikayemizi beğenmişsinizdir. Daha sonrasında da günleri aylara takip edince bir masal gibi 3 yılı geride bıraktık. Geçtiğimizi 3 yıldan size kesitler sunacağız. İleriye dönük de kesitler sunarak bu şekilde devam edeceğiz. Daha çok hikayemiz var paylaşacak. Daha çok mutluluğumuz var. Birlikte yaşadığımız anılarımız var. Hepsini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Unutmadan edemeyeceğim diye bir cümleyi çıkartıyorum. Bu bir klişe çünkü unutmadım. Çünkü bunu söylemem gerekiyor. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bu bizim için çok önemli. Çünkü Dumble Hanım'ın hikayesini birçok kişiye ulaştırmak istiyoruz. Umarım hikayemizi beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. İyi bak kendinize. Hoşçakalın. Dumble, gel bakalım kızım. Gel bakalım. Evet. Görüşmek üzere hanımefendi. Hadi bakalım.